Hayatımda ilk defa Pendik'e gideceğim arkadaşlar. Yakın dediler ama Adnan Kavcı durağından sonra çok yakın değil. Herkese selam. Tribünden Maç Hikayeleri'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün İstanbul'da hava biraz yağışlı ama yağışlar tribünlere gitmek için engel mi? Hayır, değil. Bugün Pendik Spor, Bandırma Spor maçına gideceğiz. Karşılaşma bildiğiniz gibi ikincilik beyaz grupta oynanacak. Takımlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Pendik Spor, ikincilik beyaz grubun veya ikinci ligin bilinen takımlarından. Ahmet Taşyürekli sezona başladılar. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Ahmet Taşyürekli 4 haftanın sonucunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldılar. Hal böyle olunca Türkiye'de biliyorsunuz ne olduğunu. Ahmet Taşyürekli'nin yerine 5. haftada Serhat Güler geldi takım başına. Serhat Güler de Silivri Spor'la ilk karşılaşmasına çıktı ve bundan beraberlikle ayrıldı. Yani takım 5 haftada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almış oldu ve 3 puan toplamış oldu. Takımın dikkat çeken oyuncuları kim derseniz, Berk Nezeroğulları, Mehmet Alaaddinoğlu ve Yaser Hacı Mustafaoğlu. Yaser Hacı Mustafaoğlu'nu 1461 Trabzon'dan tanıyanlarınız vardır. Tam bir Trabzon santrfor. Şimdi diğer takıma geçelim, yani konuk ekip Bandırma Spor'a geçelim. Bandırma Spor geçen sezon bir üst ligde mücadele ediyordu ama küme düştüler. Küme düştükten sonra ikinci ligde de zaten iddialı bir kadroları vardı. O kadroyu biraz korudular ve takımın başında şu an Mustafa Uğur var. Takım lige fırtına gibi başladı. İlk 3 hafta 3 galibiyet aldılar, 9 puan. Tabi hal böyle olunca son 2 hafta, yani 4. ve 5. haftada alınan mağlubiyetler takımın moralini bozdu. Peki Mustafa Uğur'un Bandırma Sporu'nda kimler dikkat çekiyor, kimler yıldız adayı, kimler yıldız? Şimdi bir kere tanıyorsunuz hepsini üst liglerden veya Süper Lig'den. Bunlardan birisi Adem Koçak, diğeri Üstün Bilgi, Yusuf Akyel, Berkay Değirmencioğlu, Gökhan Yılmaz. Yani bunlar aslında ikinci ligin üstünde oyuncular. Bandırma Spor'u da bir üst lige taşımak için kadro tutuldular. Bu maç çok önemli iki takım için de. İki takım da artık bir sıçrayış, bir yükselme arayışında, zirve yarışında çok önemli bir maç. Ben şimdi Levent'teyim. Levent'ten Pendik'e gideceğim. Hayatımda ilk defa Pendik'e gideceğim arkadaşlar. Bu video olayları benim de İstanbul'u ya karış karış gezmemi sağlıyor biraz aslında. Şimdi Pendik'e nasıl gidiliyor? Önce buradan Beşiktaş'a gideceğim. Beşiktaş'tan Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy'den metroya binip Pendik'te ineceğim. Birkaç farklı yol da var. Yani metrobüs falan da kullanabilirdim ama ben biraz böyle Kadıköy havası, deniz havası falan filan sevdiğim için bir denizi göreyim öyle gideyim dedim. Bakalım yolda bizi neler bekliyor, bakalım maç bize neler getirecek, göreceğiz. Pendik Spor'un önüne geldim. Hava biraz yağdı. 15 dakika falan yürüdüm metrodan sonra. Yani yakın dediler ama Adnan Kavcı durağından sonra çok yakın değil. Umarım güzel gollü, keyifli bir maç olur. İçeride görüşürüz. 35 numara forması Altaş Deniz. 41 numara forması Emre Okur. Ben içerideyim. Biraz ıslandık. Ama fena bir atmosfer yok içeride. Yağmur yağmasına rağmen taraftar gelmiş, yalnız bırakmamış. Dediğim gibi iki takım açısından çok önemli bir maç. Bakalım neler olacak? Bandırma Spor deplasmandan puan veya puanlara dönecek mi? Ya da Pendik Spor ağırlığını koyup evinde galibiyetle tanışabilecek mi sezon? Thank you.
Pendik Spor, Bandırma Spor karşılaşmasının devre arasındayız. Pendik Spor attığı bir golle devre arasında 1-0 üstünü tamamladı. Güzel maç, keyifli oluyor ama yani şöyle bir şey var. Zemin çok yumuşak. 2 gündür İstanbul'da yağmur var. Takımların ne oynadığı, nasıl oynadığı belli değil. Şimdi Mete yanımda, Mete Pendikli bana geçen Instagram ve Twitter üzerinden iletişim kurdu. Abi Pendik maça gelirsen bana haber ver dedi. Ben de haber verdim. Gerçi story attım da o mesajı almış diyeyim size. Şimdi Mete sen Pendiklisin. Takım nasıl? Gördün bugün, izledin. Takım sezonu fazla iyi başlayamadı ama yeni hocanın gelişiyle beraber bir şeyler yapmaya başladı. İlk yarıda da kötü oynamadık, iyiydik, iyi ataklarımız vardı ama dediğin aslında gibi. Aslında kötünün iyisi yani Bandırma da çok evet. iyi oynayamadı, biraz da Pendik de iyi oynayamadı. Biraz da zemin kesinlikle öyle. Zorladı, evet. Duran bir toptan Pendik golü buldu. Evet. Bence günün kazananı eğer Pendik olacaksa bu gol onların için yani ilaç gibi bir gol oldu. Bakalım neler olacak. Maçın sonunda görüşürüz. Maç sonuçlandı. Pendik Spor 2, Bandırma Spor 3. Çok keyifli bir maç bekliyorduk. Öyle olduğu gibi gözüküyor ama 3 yani 5 gol oldu ama o kadar da keyifli bir maç değil aslında. Bandırma ikinci yarının hemen başında golü buldu. Oradan sonra 2'yi 3'ü buldu ve maçı kopardı diyebiliriz. 90. dakikada da Pendik Spor ikinci gol sayısını buldu ve karşılaşma 3-2 bitti. Aynen öyle. Ne olacak bu Pendik'in hali Mete? Vallahi bilmiyorum, 6 hafta oldu, galibiyet yok. Her hafta bekliyoruz ama bir türlü galibiyet gelmiyor. Bandırma Spor 4. galibiyetini aldı bu arada. Evet. Pendik Spor şimdi 6. hafta oldu. Hala galip gelemedi. Umarım Pendik Spor galibiyetle kavuşur ve taraftarlar da mutlu olur bir şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.